Selam arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün dar betonu döküyor kazanda. Saat 7'de başlanmış, şu anda saat 9.51 geçiyor. Panoları kapattım aynı anda, betonu döktüm. Bu da 5. kamyon beton. 5. kamyon betondan da 4 ben beton aldım. Bayağı bir hızlı bir şekilde kamyonların falan gelmesi iyi oldu. Ortalama 26 dakikada falan bir kamyon beton boşalttık yani. 26-28 dakika. Yani yarım saat arası. Her yarım saatte bir kamyon beton gönderdim. Burada önemli olan tabii ki gene her zaman söylediğim gibi hızlı kullanmak değil, yani hem hızlı, pratiklik önemli, bir de kaza yapmadan, insanları yormadan kullanmak da önemli. Önce mesela normal günlerde betonu aldığım yer şuradaki, oradaki çukurdan alıyordum betonu. Şefe söyledim, yerini değiştirdim, yakınlaştırdım biraz daha pratik olsun diye. Hatta devamlı da buradan almayı düşünüyorum. Şuradan olursa daha güzel olur. Tam şu betonun yan tarafından beton kamyonda ters durursa çok güzel bir şekilde, daha rahat beton alıp daha hızlı bir şekilde dökebilirim yani betonları. Dar betonlarını. Yerimi orayı yapmayı düşünüyorum. Şu kenarlar, binanın kenarları dolduğu zamanlar. Biraz da şantiyenizde yer olduğu zamanlar beton aldığınız yeri kendiniz de seçerseniz daha güzel olur yani. Öyle bir imkanınız varsa. Ben şefimize söyledim. Bu şekilde yapmak istedim. Daha güzel oldu, daha kolay oldu. Benim aslında amacım tam ters yöndeydi de o böyle yaptı. Benim dediğim gibi olsaydı benim açımdan daha da güzeldi beton almak, daha kolaydı. Da betonu gerçekten güzel döküyorlar. Onlara da biraz gidip gelme yönünü ben tarif ettim. Bu şekilde yaparsanız benim için daha basit olur dedim. Rüzgar da yok havada. Rüzgar olsaydı tabii daha değişik sistemde dökmek gerekiyor. Yani insanları yormamak için, kendinizi ne de insanları yormamak için rüzgarın yönüne göre ben kendim arkadaşlara söylüyorum. Eğer onlar da kabul ederse o şekilde döküyoruz. Daha kolay oluyor. Pano falan korken de aynı yani. Rüzgar çok olduğu zamanlar söylüyorum yani bu şekilde yapalım. Bu da yani eksperyans, yıllardır bu işi yaptığınız için yılların eksperyansıyla onlara ben dediğim şekilde, tarif ettiğim şekilde yapmaları benim de onların da daha kolay, daha güzel bir şekilde işine geliyor yani. Arkadaş mesela yalnız başına rahat bir şekilde hiç sağa sola savrulmadan, sallanmadan betonunu dökebiliyor yani. Tabii bir de makineye de bağlı arkadaşlar. Kullandığımız makine 2021 model MDT 189 model bir marka. Potan marka bir Kulevic. Önceki Liberdi. Liberleri Liber kullandığımda da gördünüz yani. Onu da güzel kullandım ama o gerçekten çok hızlı bir makine. İnsanlar çok savuruyor. Onda bir de iki kablo olduğu zamanlar bancası da küçük oluyor onun. İnsanların kendilerinin o hortumu çekmekle veyahut da diğerinin öbür taraftaki ipi çekmesiyle birlikte hızlı bir şekilde balans alıyor makine. Liberler öyle arkadaşlar. Potanların kullanılışı, yani bütün her potan değil tabii ki de, bu MDT 189 işte 239, 139, bu tip bu model makineler. Numaraları sonlu löfle biten makineler, lojistik.
var. Yani gerçekten çok güzel, çok rahat bir makina. Şimdiki beton alırken de arkadaşlar size içinin dizaynını da göstereceğim. Eğer ki merak ettiğiniz bir konu olursa onu o şekilde yardımcı olabileceğim. Onlar da bana yorumlardan yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yeni operatör olan arkadaşlara bilmedikleri konularda yardımcı oluruz, yani sıkıntı yok. Şimdi burada kamyon ters dursaydı benim için daha güzeldi arkadaşlar. Tam ters yönde durmuş olsaydı, o taraftan geldiğim için. Makinenin ters tarafta durması o kamyonun daha güzel olacaktı. Zaten diğer kamyonlar orada bekliyor. Oradan gelip buradan böyle çıkıp gideceklerdi şuradan. Arkasını da bu tarafa vereceklerdi şuraya. Yanaşacakları daha güzel olurdu. İçinin dizaynı da böyle arkadaşlar makinenin. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. 2021 model MDT 189 seri numarası ve burada gene klimamız var. Ondan sonra kalorifer var. Şu tahtayı ben kendim yaptırdım aşağıdaki arkadaşlara. Ondan sonra burada işte start düğmesi, kapatma düğmesi, acil duruş düğmesi falan var. Ondan sonra burada gene ilk çalıştırdığımız zamanlar aşağı indirip kaldırmak için buna basmamız gerekiyor. Burada kornamız var. Diğer manette 100 kilo daha fazla kaldırmak için bir düğme var. Ondan sonra fren var. Bu da fren oluyor arkadaşlar. Durduğumuz zamanlar frene bastığımızda makine fazla bir sağa sola uğraşmıyor. Güzel oluyor. Fren de güzel yani. Rüzgarlı havalarda ne de gerçekten çok işe yarıyor. Veyahut da bir şeyi sağa sola gerdirirken var. Diğer makinalara bakarak libere, kotana falan bunlar kullanılışı gerçekten çok güzel makine. Biraz onlardan yavaş ama liberden daha yavaş. Bu da yani yavaş olması da fazla bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Liberin oyantı falan çok hızlı. Yani çok en fazla 15 dakika, 20 dakika bütün gün boyunca yarım saat fazla kazanırsınız. Bu da gerek yok yani. Kazaya daha çok elverişli bir makine Liberler. Liber Nitronic 272, onlardan bahsedelim, 172. Onlar da bayağı bir hızlı ve tehlikeli bir makine. Onlar işte daha çok aşağıda böyle daha çok tehlikeye şey yapıyoruz diyor. Yoksa böyle işte arkadaşlar, her yarım saatte bir kamyon beton döküyoruz. Daha şantiyenin ilk şeyi olduğu için
fazla yüksek kaldırmadığım için zaman daha biraz zaman kazanıyorsunuz yani fazla yüksek kaldırmadan dönebiliyorsunuz. Arkasına indirecektik yani. Bir yandan indirebilecektik. Şimdi üzerini geçmesini bekliyorum indirmek için. O yüzden günümüz bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Burası da Fransa. Şarol. Şöyle etrafı göstereyim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip merak ettiğiniz konularda yorum atarsanız sevinirim. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar.